Bugünkü konumuz sufle. Sufle ile bu köpüğün ne alakası var diyebilirsiniz. Aslında biz yemek okulunda tam da bunu anlatmak için buradayız. Sufle aslında sadece ilk bizim aklımıza gelen çikolata sufle, ama sufle sadece öyle olmak zorunda değil. Çok güzel bir peynir, ıspanak, hatta balıktan bile sufle yapılabilir. Buradaki mantık ne? Yumurtayı çırptık. Buradaki balon gibi büyüdü. Kar oldu. Ama ondan sonra fırına girdiğinde ne oluyor? Büyüyen köpük ne yapar ısınan hava? Ne yapar? Yükselir. Genleşir. Genleşme devam ediyor. Kendi o yumurtanın hani protein ve kendi yağ yapısıyla beraber o genleşirken aynı zamanda ne oluyor? Pişiyor. Dışındaki o kap kuruyarak başka bir hal alıyor. Amacımız aslında o fırında o genleşince onu böyle tutabilir hale getirip belki bu kadar olan malzemeyi bu kadar büyüklükte ve içindeki havayla şeyle genleşmiş, ferahlamış ve ağızda dolayısıyla daha da güzel yayılabilen, tadı daha da fazla hissedebildiğimiz bir yapıya getirmek. Suflenin aslında temel mantığı bu. Bu arada bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben lise ve üniversite hayatım boyunca galiba bir sürü erkeği sufle yaparak tavladım. Hayda. Vallahi billahi. Ama bugün evde kalmam sizin niye olmadığı anlamına gelebilir, onu bilemiyorum. Ama ve lakin şöyle, yani sufle benim en çok yapmayı sevdiğim, yiyen insanların gözünde mutluluğu gördükçe daha fazla yemek yapmak istediğim tariflerden bir tanesi. Ki beni biraz hani bilen bilir, hani tatlılarda daha az varımdır. Ana yemek yapmayı daha çok severim ama suflenin benim için yeri özel. Şimdi bugün size bunları anlatırken suflenin bütün sufleyi sufle yapan ipuçlarını da anlatacağım. Size hiç sufle yapmadım. Sizi tavlamam gerekmemiş olabilir. Olabilir ondan olabilir mi? Suflenin temel şöyle bir mantığı var. Bir tane bir muhallebi gibi bir baz, yani içinde lezzet olan şey. Öbür tarafta da böyle kar gibi bir yumurta olması. Yani kabarmış bir yumurta akı ve bunların karışmasına oluşuyor. Şimdi önce o lezzetli aslında muhallebi gibi kısmını yapacağız. Burada 200 gram, yani 3 tane böyle bütün, bir de bir tane sırası gibi bitter çikolatam var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bizim memleketin genel durumlarından. Bitter çikolata birazcık fazla sert gelebilir. İsterseniz bunun atıyorum yarısını sütlü çikolata, yarısını bitter çikolata da yapabilirsiniz. Çikolatanın kakaosu direkt ateşte yanacağı için önce benmari yapıyoruz. Yani ne? Altta böyle çok azıcık su var. Bu suyun üstteki tavaya, tencereye değmemesi lazım. Aradan da buharın çıkabilmesi lazım. Onun buharıyla bu yavaşçık yavaşçık eriyecek. Onun yanında da şimdi böyle bir muhallebi gibi bir şey yapacağız aslında. Onun için de ocağımı yakıyorum. 480 mililitre, yani böyle 2 bardak 250'den şey, onlar azıcık bir yarım parmak az gibi. Sütüm var. Sütümü sos tenceresine aldım. Bunun içerisine 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Önce bunu güzelce sütüm kaynamadan karıştırıyorum. Bunu böyle arada karıştırarak iyice kaynayana kadar pişirmem gerekiyor. Sonra bunun içerisine yumurtanın sarılarını ekleyeceğim. Sufle için en önemli şeylerden bir tanesi de yumurtanın beyazıyla sarısının ayrı olmasını iyice sağlayabilmek. Bunun sebebi de şu, yumurtanın sarısındaki yağ beyazına geçerse eğer o güzelce lüpür lüpür böyle kabarmasını engelleyen çok itici bir faktör oluyor. Dolayısıyla da bunun için yapılabilecek birkaç tane yöntem var. Birincisi, yumurtayı diyelim şöyle bir kırdık. Bu en emin olabileceğiniz kısım. Yumurtayı kırıp parmağınızla şöyle elinizin böyle şeysi gibi yapıp, elek gibi kullanıp hop ayırmak. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, yumurtayı ortadan ikiye kırıp daha sonra birine bir diğerine geçirerek yumurtanın beyazının sarısından ayırmak. Burada şöyle bir şey var. Ayrı bir kaba bir tanesini kırıp beyazını ayırıp sarısını kumbaraya koyup beyazını sonra tekrar o kaba eklemek. Çünkü dördüncü de yiyeyim mesela diyelim. Çat yanlışlıkla kenarı kırdı yumurtanın sarısını hop. Bu sefer 4 yumurta da bozulmaması lazım. Bir de tabii aynı mantıkla, yani yumurtayı kırıp çıt diye böyle parmaklarınız arasından dökerek de olabilir. Hatta bir de böyle bir pet şişenin ucuyla pıt pıt alma, onu da hani Instagram'ın yalancısıyım. O şekilde de olabiliyor, onu hiç denemem gerekmedi. Ama aklınızda olsun. Bir de yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli. Şimdi muhallebim yoğunlaşmaya başladı. Bunun içine bir dolu çorba kaşığı tereyağını
ekliyorum. Güzelce kaynadı. Artık altını kapatabilirim. Normalde ben buna vanilya çubuğu koyuyordum ama ekonomik durumlar, dünyanın işte ısınmasıyla vanilya çubuklarının başına gelenlerden dolayı vanilin kullanıyoruz. Şimdi yumurtaları böyle tek tek ekliyorum ve karıştırıyorum. Neden tek tek? Kaynar ya, hızla karışıp böyle bir parçası kalıp katılaşmasın diye. Yumurta böyle 60 derecede falan pişmeye başlıyor ya, pıhtı pıhtı kalmasın diye tek tek ekliyorum. İyice güzelce karıştı. Bunun içine böyle güzelce çikolatasını ekliyorum. Çikolata da bir parça masraflı olur derseniz yarısını çikolata koyup kakao ekleyebilirsiniz. Eğer öyle bir şey yaparsak diyelim 80 gram, 65 gram bir bar çikolata kullandık. Kalanı yerine 2 kaşık kakao ve ona karşılık olarak da böyle bir 40 mililitre, 50 mililitre bir kahve fincanını, ondan biraz daha fazla da süt koymak lazım. Bir tatlı kaşığı kadar daha da tereyağı eklemek lazım ki bu böyle krem gibi olan hissi yakalayabilsin. Şimdi bu güzelce oldu. Bunun şimdi direkt soğuması lazım. Şöyle bunu uygun havayla da temasını neredeyse kesecek. Kaymaklanmasını da engelleyecek çünkü çok az mesafe var. Ve orayı ısıtacak yavaş yavaş. Bunu böyle dışarı koyuyorum ki bir an evvel soğusun. Şimdi gelelim el işi dersimize. Ben böyle suflemin böyle iyice yukarılara kadar çıkmasını istiyorum. Bir pişirme kağıdını şöyle önce yarım, sonra bir daha yarım olarak katlıyorum. Şimdi böyle etrafına katlayacağım. Ama ondan evvel şöyle bir parça kabı yağlıyorum. Şöyle her tarafının yanlar da dahil olmak üzere güzelce yağlıyorum. Şöyle şeker döküyorum. Şimdi bu şekeri fazla şu an bunun içine. Şöyle elimle her tarafına böyle sirayet edecek şekilde döndürüyorum. Fazlasını da öbürlerine ekleyebiliriz. Daha sonra onlar bir de çıtır çıtır karamelize de olup kendince özel bir tadı da oluyor. Şimdi kağıdı da üst kısımlarını yağlıyorum. Kağıt yağlı mı? Emin olalım diye. Şimdi şöyle bunun açık kısmını öbürünün içine yerleştiriyorum. Genelden ama sıkıca bağlıyorum ama ben süper sıkı olmamakla beraber bağladım. Suflenin o çikolatalı kısmı soğuyor. Gelelim o güzel yumurtasını yapma, yani sufleyi sufle yapan şeyin bütün ipuçlarına. Yumurtanın çırpılması. Bir, yumurtanın oda sıcaklığında olması lazım. Yani buzdolabından en az bir yarım saat evvel çıkması lazım. Bu neden fark ediyor? Bu arada ilk başta buzdolabından çıkan yumurtanın akı her zaman daha güzel olur gibi olur önce, ama sonradan pıhtı pıhtı parçalar atmaya başlar. Yazın biraz daha az, yani yazın 10-15 dakikada çıkarınca kullanmak lazım. Hava çok sıcak diye. İkincisi de yaptığımız kap. İdeal olarak bu, hatta bunlara mayonez tencereleri denmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu, böyle yuvarlak, olabildiğince yuvarlak bir kapta yapmak. Bir de bunlar normalde bakır olunca enteresan bir şekilde o yumurtanın o puf diye kabarma şeysi bakırda çok daha iyi oluyor. Bunun böyle bir tam olarak bir açıklamasını sanırım bulamadılar ama her zaman daha iyi. Metalde ikinci gelen, plastikte biraz daha yine olabiliyor ama plastik kaplarda, diyelim kek yaptığınız kaplarda falan, kenarlar o çizikler oluyor, oralara yağlar giriyor ve yağlar girdikçe yumurtanın aynı sarısı gibi yumurtanın beyazına karıştığı zaman o yine kabarmayı engelliyor. Neden cam değil? Camda da şöyle bir şey. Şimdi bak, bunu böyle yan tarafına koyup şey yaptığım zaman çok fazla kaymıyor. Camda çok daha hızlı bir kayma oluyor. Yani yumurtanın beyazı kabarsa da böyle kenarlara yapışmadığında akmaya başladı. Kabardıkça böyle duracağında kenarlarda böyle biraz ayağa kayar gibi olduğu için o istediğimiz etki olmuyor. O yüzden varsa bakır, yoksa metal kapta böyle bir olabildiğince yuvarlak bir kapta çırpmak en iyisi. Bir de şeyin, hem kabın hem çırpacağınız şeyin kuru ve yağsız olması da bir o kadar önemli. Önce her zaman yavaş başlamak gerekiyor. Birinci aşamada yavaş yavaş çırpmaya başlıyorum. Şimdi bu aşamaya gelince bir tutam tuz atıyorum. O tuz hem sertleşmesine yardımcı oluyor hem de her tatlı bir tutam tuz. Geleneğini bozmuyorum. Böyle hep aynı yönde karıştırıyorum. Öyle bir kural yok ama bence daha iyi oluyor.
Şimdi böyle minik ibikler olmaya başladı ama bu ibiklerin başı aşağı dönük ve yumuşaklar hala. Bayağı kar ama kabın içinde bak hala lingir lingir oynuyor. Tamam, bu haliyleyken artık şeker ekleyebilirim. Şekerde de şöyle bir kaşık ekleyeceğiz. İçinizden 1, 2, 3, 4 diye 20'ye kadar sayın. Ondan sonra diğer kaşığı ekleyin. Şimdi mesela baktığımızda bayağı dik dik duruyorlar, sertleştiler. Ve de böyle tam bir ne derler buna? Hani bulut gibi. Çok güzel, rengi falan da çok güzel oluyor ya. Ters çevirdiğimizde böyle akmaması da önemli. Hala ibikler bile bak ters çevirsek bile duruyor. Olması gereken kıvam bu. Bir şey oldu, biri seslendi, hava çok sıcak oldu falan. Parça parça olup pıhtılaşmaya başlar. Onu da kurtarabilmenin bir tane yöntemi var. Bir tane daha yumurtanın akını kırın, alın içine koyun. Tekrar çırpmaya başlayın. O onu toparlama ihtimali oluyor. Bu çünkü aslında içindeki köpükler yükseliyor, yükseliyor. Yani dedik ya o başta yaptığım hava vermek gibi. O köpükler içine alınıyor ve o havayı alabilecek hale geliyor. Fakat siz bu sefer daha da kamçılarsınız, daha da kamçılarsınız. Ondan sonra ben artık alamayacağım diye yılıyor o köpükler. Dolayısıyla yılmasını engellemek için olabilecek tek yöntem de o. Şimdi bu haliyle artık ben dışarıdan getireyim. Hepsini birleştirip suflemizi fırına atabiliriz. Aman çok güzel kokuyor. Böyle yaklaşık 1/4 kadarını alıyorum. Önce bunu içine güzelce yedireceğim. Hiç katlamadan. Şu an tam katlamıyorum. Yani yine söndürmüyorum, böyle havalı havalı şey yapıyorum. Sonra kalınını şöyle tamamını ekliyorum. Şimdi katlamayı göstereyim. Alıyorum, üstünü kapatıyorum. Alıyorum, üstünü kapatıyorum. Ama bu aşamada hiç bastırmıyorum. Yani sadece karışmış olmasından emin oluyorum, o kadar. O topakçıklar gitmiyor mu? Onlarla mı savaşıyorsun? Şimdi bunlar aslında topak böyle de kalabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bunlar çünkü aslında yumurta. Böyle usul usul, hani farkındaysan koyduğumdan beri hiç azalmadı. Hani kaybedersen o şey düşer gibi. Azalmadan birbiriyle karışmasını sağladık. Ama mesela çok açarsan bak, görüyor musun? Açtığın zaman da aslında o şeyini söndürüyorsun yani. Çok bak parçalanıyor gibi oluyor burada. O hava teması olmadan şöyle katlamak gerekiyor. Şimdi bu oldu. Artık bunları... Geldi bir de üstüne fısıldadı. Bir saniye. Şimdi artık bunları hazırladığım kaplara dökebilirim. Her bir tanesi tam böyle ağzına kadar doldurdum. Onlar böyle zaten yukarı doğru da kabaracaklar. Fırınıma sufleleri yerleştiriyorum. Aşağı yukarı ortasına denk geliyorlar. Şu an 220 dereceye ayarlamıştım. Ama tabii ki fırın açtığım ve o yerleştirme sırasında soğuyor. 190'ı düşürdüm. Burada 25 dakika pişecek. Ondan sonra üstünün çıtırtısını birazcık artırmak için hafif bir pudra şekeri koyacağız. Sonra bir 8 dakika daha pişireceğiz. Sonra afiyetleyeceğiz. Tepsiyle değil de neden öyle koydun? Her yerden rahat rahat ısıyı alabilsin diye. Çünkü alttan eğer bu tepsi koyarsan böyle rahat rahat şey üfüremeyecek. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Alt ve üst fan yok. Fan neden yok? Çünkü fan demek ne demek? Rüzgar esmesi demek. Nasıl hani bir şeyde havada böyle rüzgar estiği zaman işte soğuksa daha soğuk hissettirilir, sıcaksa daha sıcak hisseder insan. Aynı şekilde sufle için de geçerli o. Eğer fan olsa hem daha fazla ısınacak hem de tabii daha fazla kuruyacak. Kurumasını istemiyoruz. Üstü hafif çıtır olacak. Çünkü şöyle daha rahat rahat hiç o rüzgara maruz kalmadan güzelce yükselsin. Cart curt açıp bakmamanız lazım. Kabarmaya başlıyor ya diye. Şu an fırında o köpük diye gittikçe daha büyüyor. Hop diye büyürken bir anda fırının kapağını açtık. Bir tane soğuk su geldi puf diye. Hani tam böyle kendini geliştirecek, dışarı vuracakken hemen böyle kapandı. Bozuldu gibi olabilir. O yüzden olabildiğince hiç açmamak gerekiyor.
Hazır mıyız? Bir çıkarayım istiyorum şöyle. Evet, şöyle. Hazır mıyız? Bunu ben bu yolculuklarda bütün benim kahrımı çeken iki tane insan var. Biri Burak Arpak, biri Bahar Kitapçı. Ona bizim yaptığımız bir lahmacun vardı. Bahar, lahmacun neydi diye Burak'la bunu yiyelim diyorum. Sufle yerken ortasından şöyle güzelce bir çapraz açıp bu içinin böyle hafif buharlı havasından şöyle bir alıp ondan sonra bir parça pudra şekeri birazcık da Allah kremadan şöyle döktük mü? Nasıl? Çok güzel. Ve bundan bir kişi bir tane yer galiba. Yer. Bu arada bayağı az şekerli tarif. Böyle aman Allah'ım falan böyle ne kadar şeker olmuyorsun. Ama... Çok güzel. Bence biri kesin yersin. Ben ikiye yürürüm. Bir de yani bu krema olayı bu işte çok bence önemli ve böyle akışkan bir krema olması da önemli. Lüktürük kalırsa olmaz. Aynen hadi gelin siz de yiyin bunu. Bu haliyle soğumadan siz de yiyin. Ne oldu dayanamadık seni de mi aldık? Daha doğrusu dayanamadım ben geldim. Bizden bu kadar. Bizim Volcano tarifimiz var mıydı? Volcano domino suflesi gibi benim bir hezimete uğradığım o var. O videoya buradan gidebilirsiniz. Niye hezimete uğradın? Çünkü 13 dakikada getirdim. Ona buradan gidin bakın. Kanalda abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.